Evet, Akit TV izleyicileri, bugün tekrar Eğitim Atlası programıyla karşınızdayız. Malum üniversite sınavlarının sonuçları açıklandı. Öğrencilerimiz şu anda yoğun bir telaşla beraber, belki biraz da bu puan belirsizlikleri var ama zannediyorum uzmanlarımız artık buna da çok güzel çözümler ürettiler ve artık hesaplamalarda da öğrencilerimiz yavaş yavaş zihinlerini netleştiriyor. Bizim buradaki görevimiz de naçizane, başarabildiğimiz ölçüde öyle zannediyorum ki bizim konuklarımız çünkü böyle bu anlamda bence öne çıkıyor. Yani istatistikleri sitelere gidip oralardan görebiliyorsunuz falan ama şimdi hocalarımız orada olmadıklarında bir şeyler eksik kalıyor değil mi? İşte o eksik kalan tarafı, vizyonları, işin ruhunu, hedefleri biz en güzel ağızlardan dinlemek üzere hocalarımızı buraya davet etmiş oluyoruz. Şu anda da Biruni Üniversitesi Rektörümüz Sayın Adnan Yüksel, Profesör Doktor Adnan Yüksel hocamız burada. Hoş geldiniz diyoruz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam, bizim İyi bir formatı diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Bizim bir formatımız var hocam. Yani tabii formatta ki. Tabii ki biz sizler birer rol modelsiniz. Hiç kuşkusuz. Dolayısıyla böyle birkaç cümleyle sizi izleyicilerimize, öğrencilerimize tanıtmak, ondan sonra da inşallah üniversitemizin bu genel çerçevedeki vizyonunu, misyonunu ki çok önemli bir sağlık ve tıp alanında çok önemli. Sizin geleneğiniz ve nahovunuz da onun üzerine çok önemli. Dolayısıyla buradan devam etmiş olabiliriz hocam. Buyurun lütfen. Evet. Ben çocuk nöroloğuyum. Evet. Tıp doktoruyum. Evet hocam. Aynı zamanda genetik uzmanıyım. Maşallah hocam. Bu Bezmalen Vakıf Üniversitesi kurucusuyum. Evet hocam. Şimdi Biruni Üniversitesi kurucusuyum. 30 yılımız eğitimle geçti. Eğitimle devam ediyor. Maşallah. İnşallah kubbede bir hoş seda bırakırız diye uğraşıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Hiç kuşku yok hocam. İnsanlara böyle bir farklı bir vizyon sunmaya çalışıyoruz. Bence Türkiye'nin en büyük sıkıntısı veya işte bizlerin yapılması gereken en önemli konu olarak onu görüyorum. Çünkü ancak bir farklılık oluşturarak bir yerlere gelebilirsiniz. Değil mi hocam? İşte onun içinde onun da şartı çalışmak. Evet. Hiç kimse başarı merdivenleri eli cepte çıkmıyor. Evet. Bu işi böyle Yunus Emre'nin söylediği gibi işi aşkla yaparsanız dünyayı taşırsınız. Ya. Aşksız yaparsanız ölü ceset taşırsınız diyor. Aşkla koşan yorulmaz vizyonuyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaptık da ilk kurduğum üniversiteyi de ben yakinen de biliyorum hocam. Evet, bir numara yapmıştık. Şimdi burayı öyle yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu işin materyali hoca. Değil bu mi? İşin materyali aslında vizyon. Sonra misyonu belirlemek. Bu işte tabii önemli olan insanlara faydalı olabilmek. Türkiye'nin şu anda çok büyük bir ihtiyacı var. Bence Türkiye ilk 10 ekonomiye girecekse ki girecek inşallah. Onun için çok çalışıyoruz. Ama bu bilimsiz olmaz. Değil mi hocam? Bu yeni bir şey bulmadan olmaz. Bilim tarafında olmadan olmaz. Lokomotif ben tabii iş adamlarını kanıksıyorum. Hakikaten iş adamları sayesinde Türkiye 16. ekonomide. Ama bilim insanları sayesinde ona girecek. Değil mi hocam? Öbür türlü işte kamyonlarla bir şey satmak yetmiyor. Yeni bir şey bulacak. Onun içinde yarışmacı bir bilim politikanız olacak. Bu dönemde inşallah umutluyuz. Hep beraber bütün üniversiteler bir gayret içerisinde. Ama bunların bir kısmı eğitim yapacak. Bazıları da iyi de yapmayacak. Ona da dikkat etmek lazım. Ama bir kısmı da bilim üretecek. Amerika ile Avrupa ile ne yapacak? Karşılaştıracak kendini. Onlardan daha çok çalışacak. Çünkü ortada bir gerçek var. Adamlar tabii çok çalıştığı için son 200 yılda bu hamleye gelmiş. Kabul etmemiz lazım. Bu minvalde tabii bunu hiç biz de 1000 yıl önce, aynen, 800 yıl önce, 600 yıl önce çok çalıştığımız için liderdik. Evet. Şimdi inşallah yeniden bir şahlanış serüveni dünya yaşayacak Türkiye ile beraber. Ona gönülden inanıyoruz. Onun için bizim artık eğer oturup doğru konuşmamız hocam, lazım. Hocam sizin şeyi bizim artık hastalığı bilim, bir teşhis etmemiz lazım, tabii, bir tedavi üretmemiz lazım. Aynen hocam? Öyle. Bizim artık bilim üretmemiz lazım. Bizim yarışmacı bir bilim politikasına getirme. Amerikalılar mesela gece 11'e kadar. Ya. Çin'den, Hindistan'dan, Türkiye'den, şuradan buradan dünyanın en zeki insanlarını alıyor, çalıştırıyorlar ve onlara kendilerine katkı sağlıyorlar. Evet. İnşallah Türkiye artık bu politikaya geçmeli. Çıktılar Türkiye'de 5'ten sonra boyutu, bilim bitiyor. 5'e kadar da ne kadar yapılıyor o da soru işareti. Görüyorsunuz işte dünyada sıralamada çok, evet, yoğuz. Evet. Artık bir kendimize çeki düzen verme zamanı geldi. Kesinlikle. Ve geçiyor diye inanıyorum. Kesinlikle. Artık çalışkan, gayret gösteren insanların biraz önü açılmalı. Kesinlikle hocam. Çünkü bu işte ben bir müddet Harvard'da kaldım. Harvard dünyanın en iyilerinin çalıştığı yer. Oradaki dekan derdi ki bazen 5 profesör bir profesör etmiyor derdi ki dünyanın en iyileri. Ya. Dolayısıyla iyi insanların önüne açmamız lazım. Bilim ürettirmemiz lazım. Ki ülkeye katkıda bulunsun. Kubbede hoş seda bıraksın.
heyecanlı bir şekilde, gayretle bir yerlere gelmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum. İnsan gönlüyle, kalbiyle, aklıyla, ruhuyla bir şeye inanırsa bunu yapmaması için hiçbir neden yok. O şeyin kendisi olmadığı sırrı olur. Karar verme. Evet. Karar verdikten sonra her şey olur. Önemli olan o kararı vermek, inanarak vermek. Evet. İşin kuralını öğrenmek ama işi herkesten farklı ve daha iyi yapmak, yılmamak, vazgeçmemek, hedef göstermek sonuca, başarıya giden en önemli yol olarak görüyorum. Einstein diyor ki, beni Einstein yapan sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğim için Einstein oldum diyor. Hedefe dolayısıyla Mevlana da diyor ki, her şey üst üstüne gelip dayanamayacağın noktaya geldiğinde sakın vazgeçme. Kaderin değişeceği andır diyor. Of. Dolayısıyla ben hep öğrencilere, üniversite aslında vizyon veren bir yer. Üniversite bilgiyi yüklediniz, onu kullanamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yıllardan beri böyle yapılıyor. Kusura bakmayın. İçselleştirilmiş bir şey yakalamamız lazım değil mi hocam? Ben bu işin içindeyim. Ya. Yani biz bir iş adamı değiliz. Dolayısıyla bu işin tırnaklarımızla kazıdık toprağını. Dolayısıyla bu işi bilen insanlarız. Yurt dışında kaldık. Burada yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla eğer oturup doğru konuşacağız. Zaten sürekli kongrelere gidiyorsunuz değil mi hocam? Bizim bilim üretmemiz lazım. Evet, evet. Bizim artık ne yapıp yapıp Avrupa'yla, Amerika'yla çalışacak, Çin'le, Çin'i hiç böyle geri plana atmayalım. Kıpır kıpırlar gece 11-12'ye kadar çalışıyorlar. Çok hızlı geliyorlar biz galiba. Biz böyle saat 5'e kadar. Evet. 5'e kadar ne yaptığımız da belli değil. Birazcık sohbet ediyoruz, biraz dedikodu yapıyoruz. Birazcık ne bileyim, eften kendi konumuzun dışında konuşuyoruz. Sosyal medyaya takılıyoruz. Böyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz öğrencilerimize vizyon vermek. Çok önemli. Önemli olan kazanı doldurmak değil, altındaki ateşi yakabilmek. Üniversitenin en önemli şeyi değer vermesi. Üniversite kültür verir. Evet. Üniversite aslında öğrenmeyi öğretir. Bravo. Öğrenmeyi öğretmeden biz ne gelmişiz, bunu öğrenmişiz, bunu yapmışız. Böyle bir vizyon yok arkadaşlar. Böyle vizyon olursak, bak, herkesin yaptığını yaparsanız sonuç, herkesin elde ettiği sonuçtur, nokta. Dolayısıyla biz farklı işler yapmamız lazım. Bizim öğrenmeyi, şimdi ben derecelilerle de yemek yiyorum, konuşuyorum arkadaşlarla. Ya nasıl öğrendiğini bilmiyor çocuk. Bu artık bilimsel olarak nöro gelişimsel bir şey var, dünya var. Evet, evet. Dolayısıyla nörofizyoloji var. Evet hocam. Nörofizyoloji, genetik var. Artık her şey belli. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. Bunları ilkokuldan önce öğretmemiz lazım. Aile evde kitap okuyacak, sohbet edecek, çocuğu geliştirecek. Öyle televizyondan, sosyal medyaya takılarla ne köy oluruz, İlki kırıntılarıyla bir şey olmaz. Ne köy oluruz, ne kasaba, net söylüyorum. Çok o öğrenciden de bir hayır gelmez. Ya. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz mesela Türkiye'de dil sorunu var. Türkiye'de ilk defa birinci sınıfta hazırlık okutuyoruz. Ya. Hiç de para almıyoruz. Birinci sınıfta 950 saat, birinci sınıfın kendi müfredatını öğleden önce, öğleden sonra da çocuklarımıza dil öğretiyoruz. Çünkü bir sene okutsak, bir sene fazla olacak, parası da yok, pulu da yok veya vakti de yok. İnanılmaz. Dolayısıyla birinci sınıfta dil öğretiyoruz. Çok bir önemli Biruni Üniversitesi'ni böyle bir bambaşka bir dünya haline getirdi. İkincisi, bir deha sistemimiz var, Biruni dersi hazırlık. Bütün notlarımız bizim, çocuklara bir hafta önceden gider. Çocuklar onlara bakmak zorunda. Çünkü derse geldiği zaman her dersten iki soru soruyoruz. Evet. Onlar da geçme notuna %10 etkiliyor. Oo. Dolayısıyla bana derse gelmeden benim çocuğum okumak zorunda. Niye? Ben nöroloğum. Çünkü insan tekrarlıya tekrarlıya öğreniyor. Ben yıllarca Türkiye'nin en iyi üniversitesinde İngilizce tıbba ders verdim. Yok. Çocuklar böyle bir bakıyor. Sosyal medyaya takılıyor, kafasında başka bir şey, okumamış çocuğu. 8 saat boşa gidiyor, net söylüyorum. Fiziken orada ama kafa orada değil. Net söylüyorum. Evet. 8 saatin en az 5 saati boşa gidiyor. Halbuki biz dersleri önceden ve not verdiğimiz için çocuk gelince Türk insanı soru sormuyor bakın. Evet. En önemli şey soru sormak. Zaten felsefede de mantıksız önemli hocam. Da olsa tabii. Soru sormak demek beyinde nörotik, nörosinaptik veya sinaptik faaliyet demek. Nörotransmitter hareketi, sentezi demek. Evet, evet, evet. Yanlış da sorsanız, doğru da sorsanız soru soracağız. Bilim sonra gelişir. Dolayısıyla bu olmadan kuzu gibi dinlerseniz Türkiye birincisi olsanız hiçbir şey olmaz. Sonuçta beyninizi o alfa modundan beta moduna doğru bizim, değil mi hocam? Bizim biraz soru böyle sordurmamız ya lazım insanlarımıza. Onun için Biruni Üniversitesi olarak vizyonumuz, biz tabii evrensel dehanın bir ismini kullanıyoruz. Dünyada 10 tane evrensel deha var. Bunlardan bir tanesi bizim atamız Ebu Reyhan el-Biruni. Diyor ki, ben
cumartesi bir iki bayramın birinci günleri istirahat ettim. Diğer günler hep çalıştım diyor. Ya. Dünyanın döndüğünü, dünyanın yarı çapını, çapını, ondan sonra Amerika kıtasını, bunları bilimsel olarak hep söylemiş. Ya. Üstad diyorlar, bu dağın yüksekliği ne kadar? Böyle açı bakıyor tabanıyla tepesinin arasında. 100 metre yaklaşıyor. Bir açı daha bakıyor. O zamana kadar sinüs, kosinüs belli. Tanjant, kotenjantı dünyada ilk defa hesaplayıp yüksekliği buluyor. Böyle bir şey. Dünyanın yarıçapı 6340 kilometre. Üstürlap denen alet, mekanik üstürlapı ilk defa buluyor. 15 kilo buradan avcılar 15 kilometre farkla buluyor 1000 yıl önce. Biz niye bulamıyoruz? Bizim çünkü elimizde sosyal medya var. Bizim dilimizde böyle bir dedikodu var. Bizim boş boş işlerle uğraşmak var. Üniversite böyle değil. Sevgili arkadaşlarımız belki bir kere sınavın önemli bir merhalesini geçirdiler. Tabii. Ama şimdi de seçme sınavı var. Bu merhale onların geleceklerini tamamen derinden etkileyecek. Değil mi hocam? Lütfen bütün üniversiteleri geçsinler. Akademik kadroya baksınlar. Vizyonuna bir baksınlar. Eğitimin motor gücü, bu benim lafım. Enerji ve heyecan. Değil mi? Enerji ve heyecan olmadan en iyi hocaları da korsanız sıfır. Enerji ve heyecan olacak. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman şey yapmayacaksınız. Hep böyle aşkla koşacaksınız. Dolayısıyla bunu yaparsanız, zamanı iyi değerlendirirseniz. Bak, zamanı değerlendirmek en büyük sıkıntı Türkiye'de. Değil mi hocam? Zamanımızı iyi, başarının sırrı zamanı iyi değerlendirmek. Evet. Evet. Kaybedenler asla vazgeçmeyenler, hata yapanlar değil. Asla vazgeçmeyen. Çok zora gelince vazgeçmeyeceğiz. Kural bu. Dolayısıyla Birun Üniversitesi'nin vizyonu heyecan katmak. Birun Üniversitesi'nin vizyonu bu işi sevdirmek. Değil. Bilim yapmayı, meslek öğrenmeyi sevmek, sosyal faaliyetler yapmak, çok çeşitli kulüplerimiz var. Yok. Bir kere kütüphaneyi sevdireceğiz, bir kere kulüpleri sevdireceğiz, dersi sevdireceğiz. Çünkü ders de hoca 30 yıllık tecrübesini anlatıyor. Bugün Türkiye'de ben şikayet ediyorum açıktan, yoklama yapmadan diploma alanlar var. Takip etmeden bu ülkede meslek alanlar var. Bunlar yanlış şeyler. Hele sağlıkta hiç olmaz. Sağlıkta hastanesi olmadan diploma alanlar var. Gönderiyor devlet hastanesine, ne olduğu belli değil. Bunlar maalesef prim yapıyor. Ama ben yeni bir hastane açtım. 1000 kişi aldık. Nereden geldin diyor. Kendi de biliyor, boynu bükük. Hangi üniversiteden mezun olduğunu çok iyi biliyor çocuklar. Hangisi boynunu bükük bırakıyor, hangisi dikleştiriyor, hangisi karşıyı da çok etkileyip ondan da fazla bir vizyon veriyor. Değil mi hocam? Şey diyor ki, ediyor yani. 2013 Nobel ödüllüsü. Bunlar o 21 kişi. Sodyum potasyum pompasını buluyor. Amerika'da hepsi John Hopkins'te, Cleveland'da, Yale'de profesör. Bir tanesi Nobel alıyor. Diyor ki, ya sen aldın Nobel, biz niye alamadık? 5 sene kohort çalışması o yapıyorlar. O nüans yani neydi, beş değil mi sene, hocam? 5 sene sonra diyorlar ki, en büyük şey benim babam, koçum derste hocana sordun mu diye beni hep yetiştirdi. Soru sordun mu diye. Bakın, soru sormak demek karşıyı etkilemenin dışında kendine güven demek. Çünkü beyni aktif etmek değil mi hocam? Biruni'nin vizyonu soru sordurmak. Ya. Biz çünkü derslerimizi önceden gönderiyoruz. Soru sormaya alıştırıyoruz. Bilim dediğiniz şey sorgulamaktır. Felsefenin temeli bu. Bilim bugün doğru, bugün doğru, yanlış, yarın yanlıştır. Bilim böyle bir şeydir zaten. Bilim ilahi bir yeni kural bir çıkana değil. Kadar bir aksiyomatik tarafı takip belki de hocam? Bulduğumuz yanlıştır. Evet. Bugün tıpta 2 senede %50 yeni bilgi var. Ki siz bu süreci sürekli takip ediyorsunuz. 100 yıl önce bir günde insanın öğrendiği bilgiyi biz şu anda 1 dakikada öğreniyoruz. Hocam yani. Bakın, bunun altını çizin. 100 yıl önce bir günde öğrendiğimiz, dolayısıyla bu beyni ne yapmamız? Şey bu hocam. Efektif çalıştırmamız ya. Lazım. Kendimizi ilgilendirmeyen sosyal medyaymış, şuymuş, buymuş, beyni bir rahat ettirmemiz lazım. Konumuza odaklanmamız lazım. Çok doğru hocam. Biz tematik bir üniversiteyiz. Mesela bizde eğitim var ama özel eğitim var. Hocam sadece böyle tıp alanında. Şimdi özel eğitim. Başka Türkiye 35.'si. Evet hocam. Türkiye 63.'sü. Çok güzel. Dün imzalaştık bizde. Özel eğitime geliyor. Daha tıpçıları söylemiyorum. Türkiye 35.'si özel eğitime geliyor. Niye? Çocuk matematiği çok iyi biliyor. Özel eğitimle birleştirecek. Sinapsların kodlarını yazacak. Ne kadar eğitim verirsem ne kadar sonuç alırım. Hangi transmitterleri daha çok saldırırsam bunun efektif hali nedir? Bunu artık yazıya dökecek. Bunu ben hemen, Profesör Martin var Amerika'da, ona göndereceğim.
Türkiye 35.si ve 63.sünü. Biz artık bir şeyler yapmamız lazım sevgili kardeşim. Kesinlikle. Böyle diyor ki hem rock dinlersin diyor hem kalp dinlersin diyor. Sevgili kardeşim böyle olmaz. Bunu ben YÖK'e de şikayet ediyorum. Şu anda da açık söylüyorum. Böyle bir eğitim olmaz. Diyor ki ben varım diyor. Yeter ki bana gel diyor. Ne demek ya? Sen varsın ne demek? Demek ki çalışmadan ben sana diploma vereceğim demek. Biz akıllı insanlarız. İnsanlar ne söylediği çok iyi lisanı haliyle, jestleriyle, mimikleriyle belli oluyor. Ha böyle de bir kesim var. Onları kapmak için bunları yapıyorlar. Ama yazık ediyorlar bu ülkeye. Bu ülke bizim. Bu ülke artık müstemleke ülkesi değil. Çok doğru. Siyaset çok çalışıyor. İş adamları çok çalışıyor. Bilim dünyası da çok çalışmadı. Değil mi hocam? Biz farklılık oluşturmalıyız. Hargeler, patentler, artık şu kullandığınız teknolojiyi bizim yapmamız lazım sevgili arkadaşlarım. Tabii. Bak ben uzun süre Amerika'da kaldım. Ben iyi biliyorum. Onlar künt, biz çalışkanız. Ama biz bir araya gelip bir şey üretemiyoruz. Bizim kıvrak tiplerimiz. Böyle herkese proje veriyoruz. Proje bitiyor, bir yatıyor. Yok böyle bir dünya. Arkadaş bunu devam ettirecek. Bu adamın mazisi nedir? Bu iş ne yapmış? Uluslararası bir birlikteliği var mı? Bundan ne sonuç alırım. Bakın akıl diyor Mevlana sonradan ah çekmek için değil. Akıl önceden düşünüp tedbir almak içindir diyor. Bunun da altını çizdim. Değil mi hocam? Akıl böyle bir şey. Mevlana diyor ki aklın da aklı vardır diyor. Aklı meyvenin kabuğu akıl, meyvenin içi gibidir diyor. Hiçbir bilim insanı bunu söylememiş. Meyvenin içidir aklın aklı diyor. Biz daha akıllı çözememiş ki aklın aklını çözelim Mevlana'ya. Mevlana eskiden yaşamış ama büyük bir tefekkür. Çok müthiş. Büyük bir hümanist. Tabii. Biz bunları biruni, evrensel deha ya. Baktığını görüyor adam. 6000 kilometre katır üstürlabı yüklüyor. Dünyanın yarı küresini katıra yüklüyor. Kendi de arşın arşın enlemleri ve boylamları buluyor. Dünyada ilk defa. Kıbleyi ilk defa gösteriyor. Doğru olarak. Ya biz onlar ne, biz ne kardeşim. Ben şimdi günlüğe bakıyorum çocukların. Bomboş ya. Sana bakalım, bana bakalım, öbürüne bakalım. Kaç dakika bilgisayara giriyorsun? Haber ne kadar bakıyorsun? Ne kadar eften püften konuşuyorsun? Sevgili kardeşim bu iş, bu gemi böyle yürümez. Çok doğru hocam. Bu gemi böyle yürümez, net söylüyorum. Bizim öğrencilerimizi alacağız, sevdireceğiz, okumayı sevdireceğiz. Bizim gençlik okumuyor. Hocam Allah rahmet eylesin. 90'da Profesör Fuat Sezgin hocayı mesela. 90'da underground'dayım. Yani. 90'da asistanken Charing Cross'a gittim. Westminster Children's Hospital'da çaldım. Evet. Hammersmith şeyden Londra'da. Ulan bir bindim ki adam yaşlı adamlar ayakta, underground derler şeyde, İngiltere'de, metroda mesela. Bir taraftan tutuyor, bir taraftan kitap okuyor ya. Ya adam böyle metronun titremesinde kitap okuyor. Biz oturduğumuz yerde okumuyoruz. Sevgili kardeşim bu böyle gitmez. Hatta kitap okuyan da böyle biraz böyle bir enteresan bakıyoruz hocam yani. Biz bir Biruni Üniversitesi olan bir herkesten farklıyız. Biruni farklı demek zaten. Biz de Topkapı Üniversitesi olabilirdi, soy isim üniversitesi olabilirdi. Bir idealimiz var. Bizim mottomuz bilimin geleceği. Hem ihya hem de onun geleceği değil mi hocam? Bizim bilimin geleceği sevgili arkadaşlar. Biz artık çok çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım, tematik olmamız lazım, konsantre olmamız lazım. Derinlemeye bir konuda bilgimiz olması lazım. Biz maalesef hocam, televizyona çıkıyor orada. Hocalar, profesörler. Ya bir bakıyorsun lime lime dökülüyor kardeşim ya. Bilgi derinliğine bakıyorsun hiçbir şey yok. Çünkü adam konusuyla ilgili konuşmuyor ki başka şeylerle konuşuyor. İçselleştirememiş. Kick tank yapıyor ya. Kick tank yapacak yeri değil orası. Önemli olan biz derinlemesine bilgiyi insanlara aktaracağız. İnsanlara bilimi sevdireceğiz. Mutluluk kaynağı biliyor musun? Değil mi hocam? Ya çalışmak, kubbede hosseda bırakmak, yeni bir şey üretmek, insanlara faydalı olmak. Ne diyor? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Nokta. Kural bu. Dolayısıyla biz hep beraber çok çalışacağız, gayret göstereceğiz ki bir noktaya gelebilelim. Geldiğimiz zaman da fark oluşturalım. Fark böyle bir şey. Çok önemli hocam. Taptuk Emre'ye Yunus Emre'yi götürüyorlar. Diyorlar ki bunu eğit annesi. 3 gün 5 gün içeri almıyor. İçeride 50 kişi var diyor. Ben seni alamam diyor. Yunus Emre diyor ki ben o zaman diyor bekleyeyim diyor. Anneye git diyor. Bir gün diyor bana satır bul. Testi. Evet. Tam da suyla doldurun diyor arkadaşlarına. Bir damla koysan düşecek, şey olacak, taşacak. Evet. Bana bir gül yaprağı bulun diyor.
Oo. Gül yaprağını ona koyuyor, su taşmıyor. Bunu Tapduk Emre'ye götürün diyor. Tapduk Emre diyor ki o sessizler şeyi dışarıda diyor bir deha var, hemen içeri gelsin ya, diyor. Nasıl biz sevgili kardeşim fark oluşturmamız lazım, fark. Ormanda iki tane adam ayı karşılarına çıkıyor. Kaçmaya başlıyorlar. Biri sırt çantasından spor ayakkabılarını giyiyor. Diyor ki ikimizi de yiyecek, sen niye vakit kaybediyorsun? Diyor ki ben spor ayakkabımı giyersem senden daha iyi koşarım. Seni ayı yer, ayılar insanlar gibi olmayabilir. Ben belki o doyarsa beni de yemez, ben hayatımdan kurtarırım diyor. Tanzanyalı atlet diyor ki, maraton koşuyor Londra olimpiyatlarında, düşüp yaralanıyor. Çekil diyorlar, yok. Bandaj yapıyor, koşmaya başlıyor. Herkes dağılmış, yürü kalmış. Bir bakıyor, finish noktasına geliyor. Sen ne geziyorsun diyorlar. Diyor ki, benim ülkem yarışmaya katılma için göndermedi. Yarışmayı bana tamamlamak için gönderdi. Onun için sakat sakat koştum. Maraton işte 3 saatte koşuluyorsa ben 8 saatte koştum ama tamamladım diyor. Evet. Türk milleti maşallah zora gelince hemen sıvışma derler ya, evet, evet. Kaçıyor. Hemen başarılı insanların altından tutuyor, çekiyor. Bu aş bitmeli artık. Ha Allah yardım ediyor. Bak diyor ki ben seversem hiç kimse kılına dokunamaz diyor. O da bir gerçek. O değer oradan geldiği tabii. Zaman zaten değil. Onun için orada hep... tabii ki başarılı insanları taşlayacaklar. Evet, evet. Ama Mevlana şey diyor ki %90 olursa başarı iyi. Nasrettin Hoca eşekte giderken binmiş ya diyorlar, hanımı diyorlar şey yürütüyor bu hoca, çok yanlış diyorlar. Hanımı bindiriyor ya, koskoca hoca yürüyor diyor. İkisini bindiriyor diyor ya, ne kadar ahlaksız bu hoca diyor, eşeğe yazık değil mi? İkisi de iniyor eşek, ya bunlar tam ahmak diyor, ikisi yürüyor eşek, ne yapsan suç oluyor. Ama bunlar boş şeyler. Biz artık ufacık hepimiz defter tutuyoruz bak. Evet, evet. Ben bunu her bizim hocalara da söylüyorum. Bir tarafa iyilikler yazılıyor, bir tarafa kötülükler yazılıyor. Doğru olursak, dürüst olursak, insanları çelmelemezsek, yardımsever olursak, merhametli olursak, şefkatli olursak ama en önemlisi işimizi doğru yaparsak. Maşallah. Ne olur? Bu tarafa yazılır. Ya. İş yapmadın birini çekiştirdin, iş yapmadın kıskandın. Ya Allah ona vermiş, sen ne karışırsın kardeşim, doğru mu? Ona sakat etmiş, onu başarılı etmiş, onu zengin etmiş. Ya yaratıcı onu yapmış, sana ne? Niye? Çünkü kötülüğüne, kötü deftere yazmak için evet. Durmadan uğraşıyor. Ticarette de bu çok. Değil mi hocam? Rakibini devamlı şey yapıyor. Kötülemek, kötülüyor. Aşağıya düşürmek. Halbuki rızkı veren Allah. Değil mi hocam ya? Kendine yazıyor. Biri iyi ya, ona devamlı kötülük söylüyorsunuz. Ona hiçbir şey olmuyor. O sana kötülük olarak yazılıyor. Türkiye'de bu mantaliteyi bizim ilkokuldan önce yerleştirmemiz lazım. Çok doğru. Biz çok yalan kullanıyoruz. Ne? Hocam, mesela ne diyor? Onların dini bizim yaşantımız, evet. Bizim dinimiz onlar. Amerika'da bak, 3 evet. Aydan sonra adam bana dedi ki, Adnan Bey dedi, sen hareketlisin, hoşuma gittin, ben senden çalışmak istiyorum. Bizden, Pittsburgh'dayım, bizden daha iyi bulursan dedi, oraya gider misin? Ben sana program yapacağım dedi. Bak söz alıyor adam. Biz burada baş asistanımızdan bile söz alamıyoruz. 6 ay sonra işine gelirse kıvırıp başka yere gidiyor. Biz ülke olarak bir kere bir yere geleceksek, onun ekonomi de buradan geçiyor. Değil mi hocam? Biz bir doğru olacağız. Biz dost doğru olacağız. Dost doğru ama. Yamulmayacağız. O öğüt vericileri, hedef koyucuları, yol göstericileri hocam işte mesela siz şimdi bir şey anlatıyorsunuz bana şunu söylüyor. Dost doğru olacak. Diyor ki bu cümleyi söyleyen isim vermiyorum. Birisi dost doğru. Birisi mesela. Dost doğru. Ne kadar yaparlarsa yap Allah yardım ediyor. Hep bir numara oluyor. Değil mi hocam? Bu neden biliyor musun? Tereddüt. Doğruluğundan. Başka hiçbir şeyden değil. Tabii. Bir tereddütsüz istikamet tabii. Hocam herhalde değil mi hocam? Tabii. Ben zaten hani hocam diyorum ki bugün toplumda zaten hani böyle mi dursam böyle mi dursam çelişkisinin doğurduğu çok ciddi dost bir doğru. Doğru tek sevgi. Evet. Bilim de hakikat, tek. Hakikat hocam. Tek tabii. Yoksa gerçekler değil. Başka bilir. Yöntemlerle ona ulaşırsın ona amen ya. Evet. O bir zaten bir farklılık bir şeydir. Biruni diyor ki 1000 yıl önce insanların fikir ve içtihatları türlü türlüdür. Cihanın mamuriyeti fikibuç fikirlerin çeşitliliğiyle kaimdir demiş, mühür vurmuş. Ne yaratıcı ne diyor? Ya. İşi ehline veriniz evet. Ve adaletli olunuz diyor. Sen ben bizim oğlandan olmaz. Bunu da söyleyelim. Ya. Başka yerde olur ama bilim dünyasında olur. Paternalist yaklaşım. Benim eğer öğrencime en iyi yetiştiriyorsa
Kim ne fikirde olursa olsun o bizim en iyimiz demektir. Çok doğru. Anahtar bile Hristiyan'a veriliyor. Ya. Doğru mu? Allah orada çalışana veriyor. Peygamberimiz torpil yapıyor mu dolayısıyla, orada? Dolayısıyla bizim eğer oturup doğru oturmamız lazım. Aynen. Çocuklara bu konuşmayla aslında üniversite seçme sınavında vizyon hocam, veriyoruz. Işte onun için dedim hocam. Sevgili kardeşim. Olmadığınız yerde bunları bu vizyon olacak. Hocam. Bu vizyon olacak. Aynen hocam. Herkesi takip etmek mümkün değil. Buraya gireceğiz. Ruha gireceğiz. Kalbe gireceğiz. Akla gireceğiz. Sen yokken de ama kontrol edeceğiz. Güven kontrola mani değil. Çok standart şeydir hocam. Askerde mesela böyle değil mi? Askeriyede bu şeyi çok kullanırlar hocam. Böyle o yani askeriyede belli bir makamlar, mevkiler, generaller benim tanıdığım birisi vardı da çok söylerdi bu cümleyi. Güven kontrole mani değil. Tamam. Bu bizim size güvenmediğimiz tamam. anlamına tamam, gelmiyor. Aynen. Çünkü insan fıtratında var. Bu dolayısıyla doğruyu da sağlamış hepimiz kontrole olur. İhtiyacı. Doğruya da teşvik eder. Yalana prim verilmez. Çok güzel hocam. Bir insan ne kadar mükemmel olursa olsun ama yalan konuşuyorsa o insan bizim gözümüzün içinden artık düşmeli. Düşmeli. Bir adam bir adamı kıskanıyorsa, bir adam bir yağma çelme takılıyorsa o adamdan hayır gelmez. Değil mi hocam? Kötü kumaştan iyi elbise çıkmaz. Bak, kötü undan iyi ekmek çıkmaz. Kepekli ekmek olmadan lezzet olmaz. Bunu bilelim. Doğal besleneceğiz, doğal yiyeceğiz. Her şeyin doğalı dürüst olmak. Evet. Her şeyin doğalı mert olmak. Her şeyin doğalı adaletli iş görmek. Her şeyin kuralı çok çalışmak, fark oluşturmak. Hocam, vallahi çok hızlı geçti hocam. Ben o yüzden o kadar lezzetliydi ki bölmedim hiç hocam. Yani araya girerken bile tereddüt ettim. Çocuklara hocam, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ama lütfen hocam. Üniversitemizi gelsin bir görsünler. Biz bedavadan İngilizce öğretiyoruz. Evet. Biz bir vizyon veriyoruz. Biz mezunlarımızı da yılda bir çağırıp sürekli eğitim merkezinde mezuniyet sonrası eğitim veriyoruz. Hiçbir üniversitede yok. Sahip çıkıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Son sınıflara ALES ve KBSS kursu veriyoruz. Hiçbir üniversitede yok. Çok. Biz bunlar bizim evladımız. Allah razı olsun. Biz bu işi adam gibi adam olarak yapmak istiyoruz. Sağ olun hocam. İnşallah Biruni'yi kubbede böyle yıldızlaştıracağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. İnanın o dinamizm, o enerji vallahi hocam haşa ben akreditasyon şey olarak bu cümleyi kurma hakkına da sahip değilim ama ben onu sizde görüyorum hocam. Estağfurullah. Vallahi çok güzel bir enerjiniz var. Estağfurullah. Yani müstefit olsun inşallah arkadaşlarımız. İnşallah. Sizde olabiliriz inşallah diliyorum. Efendim bu bölümün sonuna geldik. Hakikaten vakit çok çabuk geçti yine. Bir sonraki bölümde farklı bir konumuzla burada tekrar olacağız. Görüşmek dileğiyle. Birazdan görüşeceğiz efendim.